ve süründüren kişiler inşallah bir gün gelir. Beddua değil bu. İnşallah bir gün gelir. Ama SPK, ama MBK, ama başka bir şeyde. O Çağlayan Adliyesi'ne otobüs kaldırırlar. Bak inşallah diyorum Allah'tan. Şimdi. Aman hocam. Sinan Engin 1963 İstanbul doğumlu. 64. 64 İstanbul doğumlu. Rasim Ozan 1970 küsür. İzmirli miydi? 81 İzmir. 1980 İzmir. Bana ikiniz de Beşiktaş'ın o ünlü otelindeki o otelin sahibi olay. O otelde yaşananları anlatacaksınız. Siz anlatmazsanız ben anlatacağım. Hocam, hangi şarabı içtin? Dinle. Bırakın şarabı marabı şimdi. Allah'a dua ediyorum. Hocam, yok bilmiyorsun. Allah'a dua ediyorum. Olayı bu kadar. Bu Beyaz TV'yi buraya katanlarla inşallah yarın bir gün özel şirketlerini bir yerlere kat kardeşim. Aman hocam, beddua etme. Ne yapacak Beyaz TV? Bir dakika, bir dakika. Beyaz TV ne yapacak bana? Ahmet şunu söyle, bunu söyleme mi diyecek? Kabul etmiyorum. Ben de istersem onu söylerim. Hocam. Beyaz TV'yi niye karıştırıyorsun? Bütün suç bendeyse bendedir. Hocam. Beni mahkemeye verdiniz. Daha ne istiyorsunuz? Canımı mı istiyorsunuz? Maçan üzüyorsa gelin alalım. Ya yapma bu kadar olayı mahvolun. Buyurun beyler. Ya. Öyle ne yapıyorsun? Senin beyler, tarzın mı bu öyle ya? Benim tarzım. Hayır. Ya değil hocam. Herkesin ya bir tarzı var. Hocam, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Fransız tarzını söyleyeyim mi? Fransız tarzı. Fransız tarzı konuşacağım. Fransız tarzı. Fransız ellerinde tarzı pro. O pis içki bardakları. Bu genel Fransız tarzı. Tamam mı? Hafif ter kokarlar ama ter kokusu gitmesin. Bol deodorant sürerler üzerine sıkarlar. Arkasından tuhaf tuhaf hareketler yaparlar. Hukukun üstünlüğüne inanırlar. Ama bunu tekrar genel anlamda Fransız usulü soyuyorum. Bunu kimse üzerine almasın lütfen. Arkasından da her türlü herzeyi yerler. Ondan sonra ne yapalım hukuk derler. Şimdi ben o zihniyete kim sahipse, kim yarası olunuyorsa gocunsun. Galatasaray olur, Fener olur, Beşiktaş olur, Trabzon olur. Ama şimdi söylüyorum, bana oteli anlatın. Sevgili hocam. Sevgili hocam. Buyurun. Olayı bu kadar. Onlarınki can da bizim can değil mi? Dinle hocam. Onların arkalarında 20 milyonluk koskoca Galatasaray camiası var. Benim arkamda bir Allah var. Hocam hiçbir şey olmaz. Bir de varsa bir tutun. Hocam. Ya hocam durun, ne yapıyorsun ya? Nereye tamam geldik ya? Evet buyurun. Ya durun Allah aşkına ya. Bak hocam yapmayın Allah aşkına ya. Şimdi yani hocanın yapmış olduğu yorumlar. Ben de dün akşam herkes fikrimizi söyledik. Ama olayı kalkıp da böyle yani kişiselleştirip de gelin gidin şöyledir böyledir falan filan. Yani nihayetinde biz bir futbol programı yapıyoruz. Yapmayalım ya. Ha, ne oluyoruz abi ya? Nereye yani ya? Oteli de anlatırız. O zaman da çok anlattık. Ya bir dakika. Siz çok hukuka üstüne inanıyorsunuz değil mi? Ahmet bir şeyler ima etti. Bana göre suç unsuru yok da hiçbirinde. Göreceksiniz bakın mahkeme safahatında. Ünal Bey, geçen sene şu deklarasyonu yapmadınız mı kardeşim? Ya da abim, yaşça büyüksünüz. Futbol Federasyonu, kapalı kapılar ardında neler yaşandı? Bunlar iftira olmuyor. Ne yaşandı? Şampiyon oldunuz. Bir gittiniz geldiniz federasyona, şampiyon oldunuz. Yani siz bu dediğiniz vakit ima olmuyor, iftira olmuyor da biz burada altını çizerek, kasıt aramıyorum, altını çizerek bir şey ima etmek istemiyorum. Futbol taktiğini eleştirirken, Bursa Spor şerefli bir takımdır. Doğumu 30 yıldır tanırım, hakkında bir lokmacık leke yoktur derken biz mahkemeye çıkıyoruz. Ama siz federasyona, kapalı kapılar falan bir şey... Yani... Şimdi bakın, Allah aşkınıza azıcık bazı konularda Türk gibi davranın. Tamam, Türklerin yanlışları vardır ama Türkler çok erdemli bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanları kastediyorum Türk derken, bütün her şeyiyle etnik kökeni. Açık konuşun kardeşim. Geçen sene Yıldırım'la böyle bir baskıyı kurdunuz, kapalı kapılar, mapalı kapılar, şampiyon oldunuz. Yapma hocam, Allah'a zelzele. Hayır, o yüzden oldunuz demiyorum. Tamam. Anlamıyor musun? Okay. Ama onlar diyor kapalı kapılarda ne konuşuldu? Antalya otelde hakemler neyi pazarladılar falan dediler. Sonra şampiyon oldular. Ya ayıptır ya. Koskoca Fener'i 3 sene konuştuk. Aziz Yıldırım'ın ne askerliği, ne şikeciliği, ne şusu, ne busu kaldı. Onlarla mahkemeliyiz 2 defa. 2 tane de ondan mahkemem var. Şimdi şunu söyleyeyim. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Nasıl biliyorsanız şarşı boydan boya. Nasıl biliyorsunuz? Her türlü şeye hazırım. Ama yok be Polat Bey, ben itmeyeyim kardeşim. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi'ni itmeyeyim. Ya Polat derken Polat'a demedim ha. Yani şey demek istiyorum. Ben mafya mıyım? Bir dakika ya. Ben mafya falan değilim oğlum. Benim hayatımda kimseye benim fıskem yoktur. Ulanım yoktur. Hocam özel hayatta. Bir dakika, hani sözümü kesmeyin. Bakın Ünal Aysal Bey. Şayet bu mahkemeden beraat alırsa. Hocam niye Ünal Aysal'ı suçluyorsunuz? Ben başkanı tanırım. Ben başkanı tanırım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın çok açık ve net bir söz söyleyebilir miyim? Sayın Ünal Aysal. Acaba hocam Emir Sarıgül'ü. Sayın Ünal Aysal. Emir Sarıgül'ü. Başka türlü kamufle söyleyeyim. Kamufle etmek mi istiyor? Hayır. Üç isim veriyorum. Hocam Emir Sarıgül'ü korumak mı
bir dakika. Ben size misal. Sayın Bülent Tulum burada değil. Geçiniz. Sayın Sedat Doğan geçiniz. Sayın Ünal Aysal geçiniz. Bu üç kişiyi geçiniz. Kimi istiyorsanız onu söyleyin. Bu üç kişiyi geçiniz. Emir Sarıgül, sevgili kardeşim. Yakıştınız. Hayda bak şimdi. Sayın Ünal Aysal, Sayın Sedat Doğan. Yumuşadı. Nasıl biliyorsanız onu eksiksiz yapın. Yalnız şunu siz bileceksiniz. Şayet ben bu suç unsuru işermeyen konuşmalarımdan dolayı beraat alırsam, bugün tweette ne anam kaldı, ne avradım, ne çoluğum kaldı, ne çocuğum. Kanalın dışında şu anda 50 tane polis bekliyor. Niye? Benim için. Şimdi beraat alırsam bunların sizi hukuken burnunuzdan fitil fitil getirmeyen Ahmet dünyanın en şerefsiz adamıdır. Tamam. Şimdi nasıl biliyorsanız eksiksiz yapın. Çarşı bordan boya, buyurun. Hocam tweetleriniz var. O tweetleri bir söylediklerinde siz de koyun istiyorsanız. Öyle evet, sakın ha, ha, bir şey söyleyeyim. Şunu da söyledim. Çak, bu bir benzetmedir. Hiç kimseye böyle bir şey yapmıyorum. Çakaldan korkan ormana girmez. Bir diye bir tweet attım bugün. Çakal derken asla öyle bir saygısı, kişiyi, kuruluşu, takımı kastetmiyorum. Bu bir deyimdir. Ahmet Çakar'ın biz bugün... bu ormana girmişsek çakalla da karşılaşırız. Karşılaştık. Ayıyla da karşılaşırız. Karşılaştın mı hocam? Emir Sarıgül'e gelince niye yumuşadın? Ünal Aysal'da dayı. Eğer Emir senin bu işin arkasında sen varsan sana da yazıklar olsun kardeşim. Daha ne istiyorsun? Şimdi, evet, şimdi. Ahmet Çakar'ın bugün Bursa Spor'u da kınıyorum. Yazıklar olsun Bursa Spor'a, beni mahkemeye vereceklermiş. Yahu kardeşim şerefli camia dedik. Hepiniz tanıyoruz dedik. Ver, siz de mi bak? Siz de vermezseniz siz de adam değilsiniz. Evet, kızın olsa verir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Yani. Evet, sevgili seyirciler, Ahmet Çakar'ın bugün bu olaylardan sonra bazı tweetleri vardı. Galatasaray yönetiminin resmi siteden yaptığı açıklamadan sonra bazı tweetleri vardı. O tweetleri ekrana getirelim. Son derece sert.